Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vela. Allah subhanahu ve teala İmam-ı Nevavi'nin kitaplarından tibiyeden kılayken dersimizini o zaman faatli kılsın. Amelge muvaffak kılsın. Ötken seferge mevzuda talibi ilimnin ustazıge nisbeten adabları hakkıda gebbargen idi. O'sha odoblar ustozga nisbatan va boshqa darsdoshlarga nisbatan odoblar ya'ni davom etadi. Biz ta'kidlab qo'ymoqchimizki, mana shu odoblarni yodlash kerak. Iloji bo'lsa qisqa qilib yozib olish kerak bitta varaqchaga. Chunki bir necha sahifa bo'lsa, bir necha sahifani o'qish qiyin. O'qib masalan esda qo'yandan keyin ishora sifatida masalan Şeyhiga alohida, ustoziga alohida salom beradi, jamoatga alohida salom beradi. Qo'l oyog'ini boshqa a'zolarini bekordan qimillatmaydi. Ovozini ko'tarmaydi. Va hokazolar bo'lsa, shularni qisqartirib yozadi. Masalan, salom, sokinlik, undan keyin masalan deylik, cho'kkalab o'tirish misol uchun dars topshirayotgan paytida. Cho'kkalash, baqirmaslik va hokazo qilib qisqa qilib yozib olsangiz bitta sahifaga qo'lingizda bo'ladi. Bir hafta 10 kun ko'tarib yursangiz, bo'ldi sizga o'sha narsa o'rnaydi. Lekin uni o'qib ketib, oldingida yashayotgan bo'lsak, unda bizga ilm ziyonimizga hujjat bo'ladi. Shuning uchun ba'zi mashayxlar aytarkanki, bir ko'p kitob o'qiyotgan odamga o'zingga qarshi Allohning hujjatini ko'paytirib qo'yma deb qo'yarkan. Ko'p kitob o'qiydigan odamga shunday deyisharkan. O'zingga qarshi Allohning hujjatini ko'paytirib olma. Ko'p o'qimamas, ko'p o'qi, lekin o'qishing bilan birga amal hosil bo'lmasa, agar seni qarshingga Allohning hujjati ko'payayotgan bo'ladi. O'shuna qilib qo'ymagin. O'shuning uchun bu odoblarni biz o'zimizda tatbiq qilishimiz kerak. Ilm majlisi odoblari hamma majlisda bo'ladi bu. Va bundan qiyosan boshqa o'rinlarda ham o'sha odoblarni biz keraklik o'rinda kerakligini ishlatamiz. Bu haliga hozirgi bir G'arbcha tushunchada aytiladigan erkinlikni cheklash, erkni sindirish emas. Balki bu insonni inson sifatida shakllantirish. Mana masalan deylik, har qanday ekinni butalab turiladi, xom taqib turiladi, uyoq bu yog'ini tekizlab turiladi. Sug'orish bilan birga, uni ta'minlash bilan birga, semirtirish, o'stirish bilan birga ortiqcha joylarini qirqib turmasa, u serhosil bo'lmaydi, go'zal bo'lmaydi. Xuddi shuningdek inson ham unga ilm beriladi, ma'rifat beriladi, erkinlik beriladi, huquq beriladi. Shu bilan birga haddan oshadigan joylari bo'lsa, o'sha yerlarini qisqartirib butab turiladi. Shunda u komil inson bo'ladi, shunda u go'zal inson bo'ladi. Bo'lmasa, hayvon sifat kimsa bo'ladi, o'zidan boshqani o'ylamaydigan. Xudbin, birovga yaxshilik qilsa ham o'zini manfaatidan kepchilib yaxshi kelib chiqib yaxshilik qiladigan manfaatini oldida otasini ham onasini ham boshqani ham bir pulga olmaydigan qo'liga quvvat kelsa butun bitta xalqni o'ziga qul qilishga ham rag'bati bo'ladigan bir nokas, badbaxt, boshqalarga ziyon keltiradigan inson bo'lib yetishadi agar inson putalmasa. Bu odoblar kishini ham ilm uchun ham oddiy hayot uchun ham komil inson bo'lib shakllanishiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga biz aytamiz doim ilm Alloh subhanahu va taolodan kelgan ilm. Bu botiniy ilm, insonning qalbiga doir, botiniga doir ilmlar. Bunga botin chiroyli bo'lish kerak, zohirda o'zi yetmaydi. Zohirda o'sha botindagi go'zallikni ifodasi qilinadi. Odob deganimiz shu. Endi inson ichidagi bog'liq kasalligini yuzaga chiqara oladigan bo'lsa, ichidagi kasalligini to'g'rilamaydigan bo'lsa, istaganini qila oladigan bo'lsa, u qalb ilmlari uni qalbiga yuqmaydi. Qalb tozalanmasa, qalb ilmlari unga yuqmaydi. O'shaning uchun qalb tozalanishi uchun kishi o'zidagi yomon sifatlarni ketkazishi, boshqalarni rioya qilishi kerak bo'ladi. Boshqalar oddiy madaniyat deb aytadigan narsani biz odob deymiz va ibodat darajasiga ko'taramiz. Islomni xususiyatlaridan biri shu. Bu yerdagi shayxga nisbatan odob,
yoyinki ustozga nisbatan va o'qishni shogirdlarga nisbatan bo'lgan odoblar bu takalluf, ya'ni sun'iy ravishda birovni ulug'lash, sun'iy ravishda kimdir ko'tarish emas. Yoyinki birovni ilohlashtirish emas. Bu belki aynı ilahi ilim, Allah'dan kelayotgan ilimmi? Adabını keleştirir. Siz o yerde şahsını hürmet kılmayız. Belki şahsını ilim itibarından hürmet kılasız Allah'ı. Demek siz ilimden hürmet kılıyken bulasız. Aslı başka ilimlerde hem hüddü şu. Matematika diyem, fizika diyem. Afsos ki hazırda o şu adablarını örgütüşmegeni için, örgütüşmegeni için, o derslerini özellikle ilimden başka derse deyip, talkın kılışkeni için, ya ki din deyip, kamsitishgani uchun o'zlari o'sha musibatlarni chekyapti. Shogirdidan kaltaygan ham bor, so'kish eshitgan ham bor, xiyonat ko'rgan ham bor. Tiqilib yotibdi shunaqa holatlar. Bu hammasi o'sha dinini yo'qotgani, islomni fazilatidan mahrum bo'lganidan. Agar islomiy ilmlarda mana bu berilayotgan odoblarni agar har bir fan egalari o'zlarida va shogirdlarida tatbiq qilsa, her bir sahaya gelir. Hatta sartaraş ham. Bizde şunu diye bugün. İlgerge sartaraş kasaplarım ustazını cüde katta bir itibar buna hürmet kılışken. Hazırda kerek olsa Kur'an ustazını şagırdı o şünçeli hürmet kılma yaptı hazır. Sartaraş hürmet kılınçeli ustazını. Bize anneannelerimiz bana şu garibini bilmeze talkınlar bilen. Bilmeze bir rallige na insani na adami tashviqotlari bilan bulg'ayapti, buzilyapti. Bunga biz qarshi turishimiz kerak, o'zligimizni, musulmonchiligimizni, o'zimizni, o'sha insoniy an'analarimizni saqlab qolishimiz kerak, o'zimizda, avlodimizda, shogirdlarimizda. Ana shu odoblar jumlasiga kiradi hozirda biz o'qiyotgan odoblarimiz. Yaqinda men Germaniyada edim bir necha kun burun. Bu yerda bir yigit bilan ko'rishib qoldik. Bizi diyardaki, Kırgızistan'daki ya da Uzbekistan'daki bazı ahli ilimlerini, şagirdleri hürmet kılıp ezazlaşı, onge cüda galet tüyülüşü, bu insanı ilahlaştırışı kendini et yaptı. Biz deydi, mesela deydi, özümüzü profesörlerimiz bilen, talaşı oturamız, külüşü oturamız, halıganımızı gəpiremiz, halıdan şey, hareket kılamız. Onlar bolsa cim oturadı, başını iki oturadı. Bu bir kuldarlık ki okşaydı, yani ki ilahilaştırış ki okşaydı. Deb o'ylayapti. U shunday fikrlayapti. Chunki u yashagan muhit bir necha yillardan beri shunday bo'lib kelgan. Endi shu yerda o'sha erk bilan beodoblikning farqini bilish kerak. Gap shu yerda. Erkinlik bilan beodoblik. Odob nima? Odob qarshingizdagi kishi xursand bo'ladigan muomalani qilishingiz. Toza fitrat bilan. U har kim har narsaga xursand bo'la oladi. Taze insan fitreti xursand bo'ladigan muomalani qilishingiz odobdir. Yana ham chuqurroq aytadigan bo'lsak, qalbingizdagi go'zal axloqlar, yaxshilik sifatlarini yuzaga chiqishi odobdir. Siz qalbingizdagi ilmga hurmat bo'lsa, o'sha ilm egasini o'z-o'zidan hurmat qilasiz. Ezozlaysiz. Ezozlaganingizdan keyin unga ovozingizni ko'tarmaysiz, baqirmaysiz, chunki baqirish insonga azob beradi. Azob bu azob beradigan narsalardan chekinasiz. Bu erkni cheklashmas bu. Bu yaxshiliklarni, ezguliklarni insonlarni orasida yo'lga qo'yish bu. Ammo erkni cheklash nima? U nohaq gap gapirsa, indamay o'tursa, shu erkni cheklash bo'ladi. Ustoz masalan xato qilsa ham, shogirdi xatoni takrorlaydigan bo'lsa, xatoligini bilib turib, o'sha erkni cheklash bo'ladi. O'sha paytda nima qilish kerak? Shogird odob bilan xatoni to'g'rilash kerak. Ustoz mana shu yerda shunday degan ekan, agar men noto'g'ri tushungan bo'lsam, men bundoq tushungan edim, to'g'rilab qo'ysangiz shuni. Qanday tushunsak bo'ladi? Degan bir chiroyliroq odob bilan o'sha xatoni to'g'rilab qo'yish kerak. Ko'mirni oq desa chiqib olib ko'chaga chiqib, ko'mir oq ekan deb yurmaslik kerak. Sutni qora ekan desa chiqib olib sut qora ekan demaslik kerak. Balki bu kishi haqiqatlarni, mohiyatlarni saqlab qoladi. Lekin ustoz xato qilib qolsa, o'sha vaqtda o'sha haqiqatlarni saqlash uchun ustozga bu narsalarni izhor qilish mumkin faqat odob bilan. Shu bilan birga bu yerdagi ustozga o'sha jim o'tirish, gapirmay o'tirish, ixtiloflarni uni oldida ochmaslik masalalari
aytilganda biz bilishimiz kerakki, bu yerda oldin ustozni tanlash kerak. O'zi aslida olim odam bo'ladi bu. Bu yerda aytilgan shayx o'zidan shayx yasab olgan chalamulla bo'lmaydi. Shuni ham tushunish kerak. U har kim oldida qilinmaydi bu darajadagi sukut. Har bir majlisda o'zining odobi bor. Bu yerda hozir aytiladigan jim o'tir, ustozingga xilof gapni gapirma degan gaplar yetuk olimlarning oldidagi majlisga nisbatan aytilgan. Asl ya'ni har bir sohaning o'zining egasini oldida ya'ni. Chunki gohida talib yosh paytida yoki boshlang'ich paytida unga ba'zi narsalar noto'g'ri tuyuladi. O'zi asli to'g'ri bo'ladi. O'shanaqa vaqtda shoshib ketmasligi uchun aytilgan. Lekin vaqt kelib ilm olib, o'sha ustozda tarbiya topib yetishgandan keyin ustoz bilan munozara qilishi mumkin. Bu ko'p bo'ladi. Salaf solihlarimizda ham bo'lgan, hozir ham bor. Azhari sharifda ta'jiz degan qoida bo'lgan, ta'jiz ojiz qoldirish. Ustoz darslarni o'tib bo'lgandan keyin, endi bu hozir mana bu universitetga aylanishdan oldingi masjid holatida, jami' bo'lib turgan paytda, jami'a bo'lishdan oldin. Ustoz darslarni o'tib bo'lgandan keyin kelib ustunga o'tirar ekan, bir ustunga. O'tirib ayyuhat tullab, at-ta'jiz, at-ta'jiz derken. Ya'ni talablar ta'jizga keling. Qani ta'jizni boshlang. Ta'jiz ojiz qoldirish, ya'ni shunday ana ekanki bu. Darsdan keyin o'tirib ustoz ustunni oldida shogirdlarga xohlagan savolini berdi ekan. Chunki Azhari sharifda 12 ta ilmdan mutaxassis qilib chiqilgan o'sha vaqtda. Lug'atdan, fiqhdan, hadisdan, tafsirdan, mantiqdan, bir qancha fanlardan mutaxassis qilib chiqargan, hamma fanda yetarli kitoblarni o'qib, bir mutakomil deymiz. Sohalarni o'zida jamlagan mavsuiy olimlar bo'lgan ular. Shuning uchun aytilarkanki, har birta ustoz shunaqa bo'lgan. U masalan, fiqh ustozi faqat fiqhni o'qib, hadisda ojiz, hadis ustozi faqat hadisni o'qib, fiqhda ojiz bo'lgan emas. Hamma sohani kerakli darajada egallashgan, kim qolgan kimdir o'zini sohasida chuqurlashgan bo'ladi. Lekin har bir fanda ustozlik darajasi, dars bera oladigan darajani olishgan 12 ta fanda. O'shaning uchun ular turli mavzulardagi savollarga birdan javob bera olgan. Ta'jizni qoidasi shu ekanki, shogirdlar esiga kelgan, xayoliga kelgan savolni so'rar ekan, shu qadarki ustozni ojiz qoldirish shart ekan oxiri. So'rov ular ekan, ustoz javob beraverar ekan. Munoqasha qilishlar ekan, tortishishlar ekan, ustoz javob bersa raddiya berishlar ekan, oxiri ustozni talashib ojiz qoldirish shart qilinar ekan. Shu qadar erkinlik, shu qadar bir hurriyat bo'lgan. Bu mana shu haqiqiy bizni an'analarimiz, salafi solihlarimiz yo'li. Ya'ni dars paytida odam o'sha birinchi qabul qilib olsin. Keyin savoli bo'lsa bersin. Ustoz so'zini bo'lmasin. Shu bilan birga boshlang'ichda tega o'tirish kerak, chunki ko'p narsaga aql yetmaydi. Ma'lum darajaga yetganda ustoz o'zi munoqashaga chaqiradi, munoqasha qiladi o'zi. Va bizni kitoblarimizda hoshiyalar o'qitiladi. Ilgarigi kitoblarimizda doim hoshiyalar o'qitilgan. Masalan, bir matn bo'ladi, matnni sharh bo'ladi, atrofida hoshiyalar. Hoshiyalar dars asnosida ustozlar shogirdlar bilan qilgan bahslari yoki shogirdlarga bergan bir bildirgilari, tanbihlarini hoshiya sifatida atrofga yozib qo'yishadi. Hoshiyada hoshiyaning qoidasi shunday bo'ladiki, qancha hoshiya bir ustma-ust bo'lib, rad oldi berdisi ko'p, raddiyasi va javobi ko'p bo'lsa, o'sha hoshiyalar ko'proq dars qilingan. Nimaga desa, shogirdni o'sha fikrni o'qishga, tahlil qilishga, raddiya berishga o'rgatish uchun. Shuning uchun masalan, oddiy misol, kitobni boshida bismillahni yozmasdan muallif al-kalimatu lafzun deb boshlab ketadi. Oddiy. Qani bismillahni deyiladi. Halbuki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bismillah boshlangan ish orqasi kesik deganlar. Mana munozaraga chaqiradi, ko'rdingizmi? Raddiya. Muallif katta olim. Shu oddiy musulmonlar biladigan, oddiy musulmonlar biladigan, oddiy bir omiy ham, hattoki kerak bo'lsa nomusulmon ham biladigan narsa, bismillah boshlayapti kitobni. Al-kalimatu lafzun wudi'a li ma'nan mufradin deb boshlab kelyapti. Qani bismillah? Bismillah yo'q. Masalan, keyin hoshiyada unga e'tiroz bildiriladi. Qani bismillahsi bu kitobni? Biz bismillah kitob o'qiymizmi? Keyin unga javob beriladi. Yo'q. Payg'ambarimiz alayhissalom bismillah Allohning ismi bilan boshlanmagan deb aytganlarida aynan xatni nazarda tutmaganlar. Muallif yozayotgan paytda tilida bismillah aytgan bo'lishi mumkin. Kitobida yo'q, sizning ko'zingizga ko'rinmayapti bitikda.
Lekin o muallif qalam ushlagan paytda bismillah aytgan sünnette o tarqi emas. Siz bo'lganmisiz o'sha vaqtda qo'liga qalam olgan paytda yonda o'tirganmisiz. O'tirgan bo'lsangizdan bismillahni ichida aytgan bo'lsa bilmaysiz-ku. Ko'rdingizmi haligi birinchi e'tiroz bildiriladi, keyin uni oqlanadi. Keyin orqasidan yana raddiya beriladi. Lekin shunday ekan, bu kishi bismillah tilida aytgan bo'lishi mumkin. Ammo aslida bu kishi yozayotgan narsa dars kitobat ekan, kitobatni aytish kerak emasmidi? Desa keyin u yana javob beradi. Yo'q, kitobatni aytish shart emasdi, chunki bismillah til bilan aytilsa kifoya qiladi va hokazo bahslar ketadi. E'tiroz, e'tirozga raddiya, raddiyaga yana javob, javobga yana oxirida ishkal tug'dirib qo'yishadi, mushkila, muammo tug'dirib qo'yishadi. Bu javob to'g'ri-yu, lekin shunday mulohaza bor buni ortida. Degan mulohaza ham bildirib qo'yishadi. Shuning uchun kitoblarning ustida hoshiya, hoshiyaning ustida hoshiya, hoshiyaning ustida hoshiya bo'lib ketgan. Ba'zi bir kaltafahm odamlar u eskicha o'qish hoshiya kerak emas, mana osonini o'qiymiz deb zamonaviy kitob o'qishni afzal deb o'ylaydi. Yo'nki ba'zi kitoblarda o'sha xatolarni ko'rasiz, muallifning xatosini, u faqat bu bismillah emas, ilmiy bahslarda ishida ham. Bu yerda odam shu tushuni, masalan, muallif kenga ustozlar to'g'rilabdi hoshiya bilan. Shu qaytadan to'g'rilab yozib qo'yib, talibga shu tayyor to'g'risini bersa bo'lmaydimi degan savol qo'yiladi. Bo'lmaydi. Ulamolar atay saqlagan o'sha xatolik kitobni vaqti kelsa. Nimaga desa, talib xato topishni o'rgansin. Talib kitobni tahlil qilishni o'rgansin. Talib diktovka qilinadigan to'ti bo'lmasin. Balki talib kitobni tahlili o'qiydigan bo'lsin kelajakda. Xatosini topa oladigan bo'lsin. Katta olim ham xato qilishi mumkinligini bilsin. Palonchi yo'q xato qilmaydi deb o'ylamasin. Hatto katta olimga raddiya berish mumkinligini ham singdirsin o'ziga. Katta olimga raddiya bersa, e'tiroz bildirsa, u e'tirozga undan kichkina odam e'tiroz bildirayotgan odam katta olimga. Masalan, deylik, Ibn Malik e'tiroz bildiradi masalan Nasafiyga. Nasafiydan Ibn Malik past o'zi asli masalan ilmiy martabada va shuhratda. Quy bo'lish mumkin, lekin e'tiroz bildira oladi. Demak, shaxslar emas, biz fikrni o'qishimiz kerak. Shaxslarga sig'inish emas, biz ma'noni idrok qilishimiz kerak. So'zlar bilan avvalo bo'lish emas, balki fikrlardan o'qishimiz kerak. Shu degan xulosaga keladi, u malaka o'z-o'zidan hosil bo'ladi. Birdaniga tapaytib hosil bo'lmaydi, u gap bilan ham hosil bo'lmaydi. U malaka. Ilm olish mobaynida shu mashq qildiriladi. Ibn Malik raddiya beradi Nasafiyga. Albuki Nasafiy Ibn Malikdan hamma jihatdan ustun bo'ladi. Masalan, keyin Ibn Malikka ikkinchi odam javob beradi. Bu kishini e'tirozida o'zi o'rinli emas deb. Albuki u javob berayotgan Ibn Malikdan ham past bo'ladi kerak bo'lsa. Darajada. Bu nimani o'rgatadi? Talibda shaxsga sig'inish yo'qni yo'qotishni o'rgatadi. Mana bu narsalar bo'ladi albatta bizning ilmda. U faqat haligi nima desa hay ta'sir deb o'tiradigan bo'lmaydi. Biz ulamolar shunday bo'lgan. Lekin ham har bir odob bilan lafzdagi go'zal bir iboralar bilan birovni kamsitmaslik bilan payg'ambardan boshqasi ma'sum bo'lmasligini e'tirof etgan holda hammamiz xatokorligimizni his qilgan holda xuddi u xatokor meni hamma gapim to'g'ri degan his bilan emas. Men ham xato qilishim mumkin degan his bilan odob bilan gapirishni o'rgatiladi. Hoshiyalarda shu narsalar hammasi bizni ta'limlarda tadrib qilinadi, u mashq qildiriladi. Nafaqat o'qib aytib beriladi yoki bir leksiya qilib tushuntiriladi, yo'q, mashq qilinadi. Oyma-oy, yilma-yil necha martalab chiqadi bunaqangi bahslar. Demak, bizda bu odoblarni rioya qilish shogirddan qul yasash emas. Yo'inki o'ziga bir to'tilar yaratish emas. Balki bu shogirdni go'zal inson qilib tarbiyalash. Hatto raddiya bergan paytda ham go'zal raddiya beradigan, hattoki xatokorga nisbatan shafqat bilan qaraydigan. Hatto bir odam bir noto'g'ri ish qilsa, noto'g'ri ishni nafsidagi bir g'araz bilan yoki bir g'azab bilan, nafrat bilan emas, balki shafqat bilan, oliy janoblik bilan to'g'rilaydigan bir shaxsiyatni yaratishni niyat qilingan. Shuning uchun bu odoblarga qattiq rioya qilish kerak. Inshaalloh keyingi ilm bosqichlariga kirganda toliblar bu biz aytgan narsalarni o'zi ko'radi, yashaydi inshaalloh. Shuning uchun bu odoblardan gapirgan paytda g'arb tushunchasi bilan qotgan
yani ki o şu Urus tabiyet belçkeni adamlarını geplerini siz bu itiraz diye boylamayın. Onlar fahmi etmeyen nerseni yapırken bolad. Bu adablar, bu ananelerini yani bazı birileri ayetişi mümkün ki kitabda var mı, sünnette var mı, unaka bunaka deyip yani hem kalta fahmi insanlar var. Uzun kitabı sünnetki ergeç bilen namunak mahsup oladigen kitabı sünnetki hılaf. Salafı salihki ergeçini dava kılıp salafı salihki hılaf yürüdüyen kişiler var. Onlar gehen kulaksımın. Bunlar aynı kitabı sünnetten alınken, aynı salaf-ı salihten alınken ve min yıllarda şekillenken güzel medeniyet ve adablar. Bunu katlık raya kılışımız gerek bunlarca ve cüdeyem ciddilik bile esasımız gerek. Sahabe-i kiramlar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sözle yazdılar. Başlarında kuş kongen kişide kuturuşar dedi. Kuş kongen, o yüzden kuş konup dursa başı diye birerceğiz kımırlaşır mümkün mü? Kipirgizliyem kalkalmayız. Kipirgizli koksizem ketip kalışı mümkün. Şu kadar ihtiyat bilen oturasız. Sahabalar şunu oturuyor. Bu sahabalardan kalgan anne bu. Resulullah yapırsalar aleyhissalatu vesselam fakat eşişken, itiraz bendirişkenmez. Kaçan ki bir fikir etseler özlerde itiraz doğrusu ya Resulullah bu vahiy mi vahiymez mi? Deyip soruşken. Ya bu insani fikir tedbir bu. Eğer şunu da olsa bizim fikrimiz bundak. Deyip güde bir güzel adab bilen yapırışken. Hatta sahabeler yetişedi ki biz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı anlarda oturarkenimiz haybetlerinden soru verişken hem gâhıda cüret kılalmazdik. Bir Arabiler keseyi, kışlaklar keseyi, Bedeviler, Sahrayiler keseyi. Onlar yani bizi adab bilen şekillenmeden için apıl tapıl azayki kendini soruyordu. O soru kendi bizden payda alıp kalemiz deyip üçüncü de Bedevilerini, Sahrayilerini, gelişini biz kütüp oturardık dediler. Yani bu yedi ne mana çıkardı? Sahabe-i kiramlar şekillengeni, yani o Arabi Bedeviler şekillenmegeni çıkardı. O Arabi Bedevilerine o şey bir tekellüf kışlakçı bir cüretli gepleri den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem bağlılarken bugün tuğla cevap vergenler onlarca sahabalar şundan faydalanıp kalışken. Biz bundan ne mi bilemiz? Demek medeniyetlilik, insani kemalat ve güzel adablar bu aynı sünnettir. Aynı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın terbiyeleridir. Ama malumatın özü hiç kaçan ilim bu mıydı? İlim terbiye bilen alingen peyitli kişi de semere verildi. Ben şuna biz yaşı şu varışımız gibi. Bu hazır gayetliyken adablar, alingi ve hazır giller hemmesi aynı kitab-ı sünnetten, aynı selef-i salihden bizge anne bulup geliyken adablar bunlarını mahkem tutuşumuz lazım bu. Hop, şimdi müellif aytadılar ki Bismillahirrahmanirrahim ve yedhul ala'l-şeyhi kamilel-hısali muttasifen bima zekernahu fil-muallim. Şeyh kıyamadık mutatahhiran musta'milen lis-siwak farigan kalbi minel-umuri'l-şagile. Şimdi şeyhini aldığa girerken biz yukarıda etken sıfatlarını hammesi bilen ozu sıfatlengen halde biz muallime hakkında yapırdık ki taze kiyinsin, ak kiyinsin, kuşboy bulsun ve hakaza. O şu sıfatlarını özde mücessem kıyan halde kirsin. Talib ilim hem, okuçu hem, okutuşunu aldı. Taze bulsun, mutatahhir bulsun. Sivak yani misvak işletken bulsun, tişini ağzını tazelegen bulsun. Çünkü yanındaki adam gibi ki ustazıya ağzlar yetmesin onu ağzından bedboyluk gelip. Kalbini berçe onu meşgul kılışı mümkün bugün derselerden farık kılıp olsun. Buradan açıklanırken olsa açığını yukatış için çömül olsun, tarat kıvarsın. Mahzun olsa mahzunluğunu ketkiz edilen bir çare kısın. Biral işi mesela değilik bura onu bir işini bitirirken olsa şunu bitkızıp koysun. Yani ki o şunu üzülsün. Telefonda bura yazıyorken olsa telefonunu uçursun. Kalbini meşgul kıladığın gördünüz mü? Hayalini aladığın hemen narsanı taşkaliğe taşlayıp kirsin. Derse kirirken. Derse kirip alıp bu yerde derste işte bu yerde kulağı başka yerde, hayalı başka yerde, gözü başka yerde, ya ki kalbi başka yerde durmasın. Çünkü onda o fayda alamaydı ilimden. Ve elle yedhule bi gayri isti'izan. İzâ kâne şeyhu fî mekânin yuhtâcu ile fîhî ile isti'izan. Şunindek şeyhini al diye kirledigen olsa, şeyh eğer izin sorup kirledigen cahide oturduğun olsa izin soramazsan kirmezsin.
Yani mesela mescitte otururken bu halkanın arasında izin sorulmuyor. Doğru gelip otururlar. Taksir geldim otursam benim değil mi? Bu adamı çalgıtadı dersten. Lakin şeyh mesela yalnız oturup duydu. Nöbet bilen kirli yaptı. Yani ki siz birinci geldiniz. İzin sorulup kirin. Kaç halette ki izin sorulup kiriliş gerek olsa izin sorulmazdan kirmezsin. Kengisi ve en yusallime alel hadirine ida dekhal ve yahussahu dunahum bittahiyye. Şimdilik oturgenlerge kirse mecliste sınıfta ya ki talebeler oturgen olsa ustaz bilen ularge salam versin. Ustazge alayda salam versin. Şimdilik ve en yusallime aleyhi ve aleyhim idan saraf. Kema ca'a fil hadis فليست الأولى أحق من الثانية يعني فليست التسليمة الأولى دي مخصوص لنلر شنو دي قاتي كم بيتة درستن قاتي كم بيتة هم أستاذ جاء الله هذا أترجل لرجع بشقة طالب لرجع الله هذا سلام بير شق كيتسن شو كي حديث الشريف تكل جن كي برنتي سلام إكنتي سلام دن كورة حقلي إمس Yani birinci salam kandey haklı bosa, kandey kerek lazım bosa, ikinci salam ham o düşündük. Ondan kemmez demekçiler. Demek bir adamı al diye gelip salam vermesine gidemeyen oturuşunuz kandey hunik bolsa çıkıp geti yatıp inlemesinden çıkıp geti ham o düşündük. Görüşken de salam veriş kandey sünnet bosa, hayırlaşırken de salam veriş şundey sünnet. Görüşkende, salam bergende alik alış kandey vacib bosa, hayırlaşıkkende berilgen salamda alik alış şundey vacib. Bu berçe uğrunlarda, khususen ders meclislerde ham. Şu gap aytiladi. Ve la yetekatta riqaben nas, bel yeclisu haythu yendehi bihil meclis. İlla en ye'zene lehu şeyhu fit teqeddumi, ev ya'leme min halihim ithara zalik. Şunun dek dediler, adamların yelkelerini hatla butmasın. Yani hazır ki biz meclislerde adatta bu sınıfta oturuşlarda onda halat bu muydu? Lakin adatta ilgili meclislerde halka bulu oturulgen, ustaz oturulgen, etrafı halka bulu oturuşken o bir sef bu muydu? Arkasında ikinci, üçüncü, dördüncü sefler katalar oturuşlardı. Hazırım Ezher-i Şerif'ti camiyede, mescitte şunu diye ders bulan. Şunda indi uzunca ustaz yakın oturulmen deyip adamların yelkesinden akla butup giymezsin. Belki hayırlı cay bosa ahırda gegen caydan otursun. Megerem eğer şeyh etse ki öt bir yakka deyse izin verse yani ki oturgeller onu o şey aldığı otuşunu efzel korusse gene otursun. Bu kaçan böyledi bu mesela o şey adatta ustazın yanında yardım beredigen şagırt böyledi. Kitap oku beredigen böyledi. Yani ki o şey bir delik ustazın derecesine yakın talipler böyledi. Ustaz ona şu peste yaş talebelerine oturuşunu halem etti, yukarıya çıkın dedi. O şuna kapayıttı. O oturgenler hem onu şimdi bilirsedi. Yani kuyuda oturuşunu özellikle reva görmediler. O şey payıttı yine yukarıya çıkışı mümkün. Çünkü gahı da biz Ezher-i Şerif'te görüyoruz. Bir kette alım şeyh ders verirken bozalar. İkinci doktor uçuyem yaş 80'e borgen. Ozu hem uzun sahasında katta allama kelib darsda qatnashadi. O'sha paytda hech qachon o'qishni u poygada o'tirishiga hech kim rozi bo'lmaydi. Yuqoriga o'tishni shayx ham talab qiladi, talablar ham shuni afzal ko'rishadi. O'sha paytda o'tishi mumkin. Shunga o'xshagan holat. Wa la yuqimu ahadan min mawdi'ihi fa in athara ghayruhu lam yaqbal. Fa in atharahu ghayruhu. Endi majlisga keldimi, birortasini turg'izib o'rniga o'tirmas. Agarchi bir ortasi keling turaman men siz o'tiring desa ham qabul qilmas. Tushundingizmi? Mabodo mayli siz o'tiring, men turaman desa yo'q, unamas. Sen joyingda o'tir desin, o'zi qabul qilmasin uni. Ibn Umar radhiyallohu anhu qissa qilish kerak bu o'rindaki u kishi shunday qilarlar. Magaram u odamni o'sha kelgan odamni oldiga o'tishida bir o'tirganlarga manfaat bo'lsa ya ki şeyh şunu buyursa, onda otuşu mümkün, onda kimdir tursa oranına oturuşu mümkün. Mesela şeyhin yanında oturuyan talip, turup, yankigen kişiye cay verişi mümkün.
Kaçan çünkü o yanki yan kişi oşa kitap dok belediyen adam. Yani oşa o sehni yanında yardımcı buluşu mümkün. Yani o mesela oşerde bir talebelerge sehni yanında hizmetini takdim kılayken buluşu mümkün. Oşa payette otsa bulat. Yani şeyh buyursa otadı. Şunindek halkanı ortasında oturmasın. Meğer zaruret şunu takaza kısa mümkün. Halkalı oturgen de ortaya oturamaz. Şunindek İkide adam şerik bulup otururken bu ise mecliste onlarını arasında onlarını izlisiz oturup almaz. Fakat yine eğer o şey ikileleri aralardan joy verirse meyli. Çünkü adette mecliste bazen şerik bulunadı. İlgari hadis yazılırken de siyahdan da şerik buluşken mesela. Ortaya siyahdanını koyup iki tamamen iki kişi tekizip yazgen. Gahı da kitapta şerik bulunadı. İki kişi oturup bir tek kitapta okuydu. Her bir kişide kitap bulmaydı. Gahada şunga o'xshagan ko'rpachada sherik bo'lishi mumkin sovuq paytida. Shunga o'xshagan ba'zi holatda sheriklik qilish kerak bo'ladi toliblar majlisda. O'shanaqa paytda kelib ikkitasini orasini bo'lib o'tirmasin shunga o'xshagan holatda. Agar ular o'zlari izn bersa mayli. Bu odoblarni go'zal odoblarni o'rgatib qo'yayotganlari kishini xushyor bo'lishga chaqiradi. Menga bir kishi aytgandi yoshligimizda biz ustozimiz bilan yotib olib dars qilar edik. Ustoz falan çıkarken Anjon'da meşgul olmuş vakitte vaizlerden bugün oturup o kişi ders veriyorlardı. Biz yat olalım al olalardı. Deyip etkiye. Bana şu bir adablık şu. Bu maktana diyen yapmaz, üyet yap. Bu göğen ki erkillik ya inki yani ki tabiilikmez. Belki natabii bir adablık. Bu aynı selefe salihlerinin sünnetiyle ve aynı kitab-ı sünnetinin adabıya Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bergen talimleriyle zid. Şimdi şuna kadar Resulullah'ın talimleriyle, sahabelerine, eneleriyle, adablarıyla zid revişte onların ilmini almakçı bulan adam elbette o ilimden nasip eder, bulamaydı. Metinlerde yatla varışı mümkün, bu meselelerini bilişi mümkün. Lakin onların sıfatları bilen sıfatlarını almaydı. O fikirlerini ayetiş, çırali geplerini okuş, o dinsiz niyem koldan keledi o. Lekin salafı salihlerini, sünnetini, adetini, adabını, onların amellerini, sıfatlarını uzlaştırış mele bu din boled. Yeni kengi derste, kengi babda, kengi fasilde talibinin ustazıge nisbeten adablarından keyin ustazının şagirdleri yani uzini şeriklerine nisbeten adablarına otettiler. Bu ham ilimli adabıdan hem ustazına adabıdan. Oyan bagi ayıdan en yeteeddebe ma'a rufukati ve hadiri meclisi şeyh. Şunindik o, özünün rafiqleri hem meclisleri, şeyhinin meclisinde oturgenler bilen, hazır bulgenler bilen adabda bulsun. Ularga nisbeten adabını cayge koysun. Çünkü bu fe inne zelike teeddubun ma'a şeyh. Ve siyanetun li meclisi. Çünkü bu şeyhge nisbeten adab. Onun meclisini, ihtiyatını, kılıç saklaş hesaplanır. Hürmetini saklaş hesaplanır. Bu ise ilim hürmeti. Bu ise dinin hürmeti. Muhammed ibn Sirin etkilerdi ki bu ilim dindir. Kimden alıyor kendinizi harap koyun diyorlar. Kim Allah'ını şairelerini yukarıda ötken ayetlerde kildi. Şairelerini uluğulasa bu kalbinin takvasından. İlim Allah'ın şairelerinden. Din Allah'ın şairelerinden. Bunu uluğulaş, Allah'ını uluğulaş böyledi. Kalbinin takvasından böyledi. Meclisteki adablar, ustazını uluğulaş, ustazının meclisindekilerini uluğulaş, aynı ilimini uluğulaş, aynı dinini uluğulaş, aynı Allah'ın şairesini uluğulaş, aynı Allah'ını uluğulaş, aynı takva, kalbinin takvasından. Aksi şey, ilimli adabını keltirmesinlik, meclisini yatıp alıp ders kılıyor musa, ağanı alıp, yani ki o şey ustazıya bir adablik kılsa, bu ilimli adabını ketkiziş, ilimli bir hürmet kılış, yani dinli bir hürmet kılış, yani Allah'ın tazimini getirmezlik, Allah'a bir adablik kılış bu. Bu ise kalbinin takvasızlığı katkeninden belli. Maktana diyen, yani ki hatırcam etle diyen gelmez bu. Şimdi başka fenlerde, başka ilimlerde hem bu düşük ayıda, lakin hususen din ilmi bugün de, Allah'dan kirliyken ilim, risalet ilmi bugün de, bu nasıl Allah'ın şairesi bugün için hürmete alahide takitlenedi.
bu ilimge ve bu ilimge taalluklu şahslar mı, kitaplar mı, dersler mi, meclisler mi, onların adabını kiltirmeslik, o şey ilimge bir adablik ve bu ise o dinge ve bu ise dinge bir adablik, Allah'a nispeten cüret ve bir adablik bu da. Allah subhanahu ve ta'ala'ya taalluk tapkeni uçun, onun huzurundan kilgeni uçun. وَيَقْعُدَ بَيْنَ يَدَيِ الشَّيْخِ قَعْدَةَ الْمُتَعَلِّمِينَ قِعْدَةَ الْمُتَعَلِّمِينَ لَا قِعْدَةَ الْمُعَلِّمِينَ Şeyhine aldı da örgen uçu oturuşu otursun, örgen uçu oturuşu da oturmasın. Yani adette ustaz erkirak oturadı, avazını erkirak işletedi, çökele oturmaydı mesela, erkirak büyümelerrak oturadı, talim aleyken adam onda oturmasın, o ta'lim olayotgan odamning odobida hay'atida o'tursin. Wa la yarfa'u sawtahu raf'an baligha min ghayri hajatin. Wa la yadhhak. Keraksiz ovozini ko'p ko'tarmasin. Shuningdek kulmasin ustozning yonida. Shuningdek keraksiz zaruratsiz gapni ko'paytirmasin, ko'p gapirmasin. Faqat kerak paytda gapirish kerak, so'ralsa gapirish kerak, kerak paytda gapirish kerak. Bekordan bekor laqillab bo'lmaydi. Ustozning yonida, ustozning majlisida. Ovozni ham ko'tarish mumkin emas. Illa hojat bo'lsa ko'tarish mumkin. Masalan, odatda ilgari mikrofon bo'lmagani uchun ustoz bir matnni aytsalar, u orqadagi majlisda orqasidagilarga eshitilmagan. Ustoz baqirib charchamasligi uchun yonida muballighlar bo'lgan. Muballighlar baqirib yetkazgan. Hatta mesela İmam-ı Bukhari'nin hadis meclislerinde yurtka katkenlerden ki hazır ki mescidi kelam var ki o şerde ders vergenler minglab adamlar yığılgen. Onca adam git kez bu meyde avazını. Şüphe etti mesela o kişi haddetene Affan ibn-i Muslim dese yani dedi ki şakırt belen avazda haddetene Affan ibn-i Muslim dedi. 2 metr nerede kendisi yine kuşu yapayt dedi. 10 metr nerede hem tesayit dedi. Oturganlarda hammasiga ovoz yetkaziladi shu bilan yozishgan. O'shaqa paytda baqirishi mumkin, shunga o'xshagan kerak paytda. Boshqa paytda ovozini ko'tarmasin. Kulmasin. Illa masalan ustoz bir hazil qilsa, mutoyiba qilsa, shunga yarasha kulsa bo'ladi. Lekin bekordan bekor kulmasin, ichidan bir narsa esiga tushib ketib. Yo'inki ustoz o'sha mutoyiba qilganda ham qahqahlab baqirib kulmasin. Shuningdek keraksiz, hojatsiz, zaruratsiz gapirmasin. Çünkü kop gap, birinciden ustazga malal keledi, ikinciden ustazına manfaatını kesedi. Siz tek otursanız, ustaz gapirse manfaat olasın. Siz gapirip, lakılla oturduyken bu siz, ustazda olmaya siz gapirirken bu olasın, manfaat olmayasın, uç meclisten. Mecliste köprağa manfaat oladı, kim? Kim gapirgen, kop eşitken. Ve la ya'bes biyedihi ve la bi gayriha. Kolunu bekardan oynamasın, kımırlatmasın, başka azası diyeyim. Başka azasını diyeyim, mesela kolunu oynayıp oturmasın, burnunu mesela kaşıp oturmasın, saçını kaşıp oturmasın, başını kaşıp oturmasın bekardan. Uyab yağını bir uğrup likilletip oturmasın. Belki sükunet bilen hem azaları tek, hatta nigahı ham uyab yağı elinlemesine otursun. Ve la yeltefit fi yeminen ve la şimalene, indi et yapabilir bana. Onun çapki karamasın, zaruretsiz. Ustozga tikilib o'tirsin. Bal yakunu mutawajjihan ila shayx musghiyan ila kalamihi. Balki shayxga yuzlangan holatda o'tirsin. Ko'zini unga tikib o'tirsin va quloq solib o'tirsin. Demak, shayxga qarab o'tirish kerak. Albatta yuziga tikilib olish shart emas, lekin yuzlanib o'tirish kerak. Lekin qarasangiz ham yaxshi bo'ladi. Ustozdan bir sizga ta'sir yaxshi o'tadi. Çünkü ilim muhabbet bilen alınır. İlim ihlas bilen muhabbet bilen alınır. Çünkü ki malumatlarını taşış ilim bulmaydı hiç kaçan. Bu yüzlenip oturuş, ustazge karab oturuş, tikilip oturuş bunlar şu muhabbetinin bilgisi buladı. Bunda kişiye ilim yakışı yukadı. Şimdi yana şeyhiye nisbeten khas adablarına otadılar. Dediler ki, Allah yakra ala şeyhi fi halati şagli kalbi şeyh ev şugli kalbi şeyh. İnşigal demakçı yani. Şeyh'nin, ustazının köngülü bend bop tursa bir nersa bilen, o şey halette onge oku veremen demez.
ustozga ko'ngli mashg'ul bo'lib turgan paytda o'qib bermasin. Malollanib turgan paytida, bezovta bo'lib turgan paytida, qo'rquvda, g'amda yoki xursand bo'lib turgan, yoki chanqab turgan, ochqab turgan, yoki uyqusirab turgan, yoki iztirobli va shunga o'xshagan holatlarida, notinch holatlarida, ya'ni unga o'qib bersa og'ir keladigan holatlarda ustozga o'qib bermasin. Shuningdek, unga malol keladi, unga og'ir keladigan yoki uni qalbini to'la hozir qilishdan man qiluvchi biror sabab bor paytida, faollikdan to'suvchi bir monelik bor paytida shayxiga o'qib beraman demasin. Ya'ni ustoz ham inson, sizga o'xshagan, bizga o'xshagan. U ham charchaydi, toliqadi, g'azablanishi mumkin. Unga bir tashvish kelishi mumkin. O'shanaqa paytlarda, ya'ni qalbi boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lib turgan paytida, sizga qalbi bilan yuzlanishiga imkoni bo'lmay turgan paytida o'qib beraman demang. Bu birinchidan shayxga malol keladi, uni charchatadi. Unga nisbatan beodoblik bo'ladi. Ikkinchidan sizga ham manfaat kam bo'ladi. Chunki u butun qalbi bilan, vujudi bilan sizga yuzlanib bera olmaydi. Wa an yaqtarima awqatan nashatihi. Shuningdek, talabga lozim bo'ladi ustozning g'ayrati jo'shib turgan, faollashib turgan paytini g'animat bilish. O'sha paytda ko'p-ko'p o'qib olish kerak. Yana odoblardan wa an yatahammala jafwat ash-shayx wa su'a khuluqihi wa la yasuddahu dhalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Yana ustozga nisbatan odoblardan, ustozning jafokashligi bo'lsa, o'shini ko'tarsin. Jafva deb qo'pollik, dag'allik sifatlarini aytiladi. Shuningdek, ustozda bir jafo qilish, jafokashlik emas, balki jafogarlik, jafo qilish fe'li bo'lsa, unga sabr qilsin, ko'tarsin uni. Yoki bir yomon axloqi bo'lsa, uni ko'tarsin. Bu narsa uni ustozini lozim tutib, u bilan birga bo'lishdan talabni to'sib qo'ymasin. Ustozini komil ustoz deb qilayotgan e'tiqodini ham o'zgartirib qo'ymasin. Bu nima uchun aytilyapti? Bu degani hamma, har kimdan borib olaveringlar ilmni demoqchi emas, lekin insonda kamchilik bo'ladi. Masalan, bir kishi nahvda haqiqatda yetuk bo'ladi. Yoki fiqhda haqiqatda yetuk bo'ladi. Lekin injiqroq fe'li bo'lishi mumkin. Ba'zan yetuk insonlar o'sha haqiqatda bir injiq fe'li bo'ladi. O'zi o'sha injiq fe'lidan u yetuklikka erishgan bo'ladi. Tushundingizmi? O'sha masalan qilni ham 40 yoradigan aql egasi bo'ladi. U odam siz kichkina xato qilsangiz ham u odamga katta ko'rinib ketadi, chunki uni tuyg'usi o'tkir, aqli o'tkir. Kichkina xatoni ham katta sanab olishi mumkin. Uni hissi shunaqa o'tkir. Natijada unga bir katta bir beodoblik bo'lganiga o'xshab sizga qattiq tegib olishi mumkin. O'sha paytda siz uni bo'lmabdi bu odam deb ketib qolmang. Balki uni o'sha kamoli bor fiqhda, o'sha kamolini oling. Bo'lmasa undan mahrum bo'lasiz. Uni mulozim tutishdan sizni to'smasin. Hatto ba'zi mashoyixlar bo'lgan bo'ladi. Hatto tarbiyada, tasavvufda, ruhiy tarbiyada ba'zan so'zlari bir sahroyiroq, qo'polroq bo'ladi. Biz aytamizki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam muloyim bo'lganlar. Axloqlari go'zal, yumshoq bo'lgan. Bu odam asli tasavvuf, tarbiya, rasulullohning axloqini o'rgatishmasmi? O'zida bo'lmasa qanday bundan olamiz deb tarqilishingiz mumkin. To'g'ri, albatta murabbiy o'zi tarbiyalangan bo'lish kerak, lekin ba'zan ba'zi shayxlarda o'zi axloqida yomonlik bo'lmaydi, qalbida kamtar, juda ham go'zal, oliy janob inson bo'ladi, lekin sahroiy tabiatdan kelib chiqib, o'sha yurtni, kishilarni an'anasidan kelib chiqib, o'zini shakllangan joyida. Ba'zan masalan deylik, ovozini ko'tarib qo'yish yoki keskir tanbeh berish odatlari bo'ladi. Bu narsa sizni o'sha shayxdan to'sib qo'ymasin. Gohida mana shu qabildagi tanbeh kimlargadir kerak bo'ladi. Yumshoq gapni olmaydiganlar bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo buni o'sha yerga murabbiy qilib qo'ygan bo'ladi. Ba'zi bir qavmlarga o'sha qattiqroq tegish kerak bo'ladi. Hazrat Umar aytganlardek, men insonlarga qattiqqo'llik qilaman, ularga shafqat yuzasidan, lekin ular buni tushunmaydilar deganlar. Ba'zan hikmat bilan gapirsangiz yoki o'tkir fikrni aytsangiz, anglamaydigan odamlar bo'ladi. Ularga o'tar tur deish kerak bo'ladi. O'shunaqa paytda o'shindek mashoyixlar ish beradi. O'shunaqa odamlarga, o'shunaqa
qabildagi kishilarga. Shuning uchun o'sha siz o'zingiz oldin ustoz tanlashda komilligini so'rab, surishtirib, ahli ilmlardan o'rganib, shogirdlaridan kamolga yetganlarni ko'rib turib, ustoz tanlaysiz avval. Tanladingizmi, endi o'sha komil ustozni hamma foydasini oling. Endi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamgina ma'sum, kishidan boshqa hammada kamchilik bor. Agar kamchiligi uchun kishi tark qilinadigan bo'lsa, hech kimdan dars olmay qoladi. Hech kimdan ilm ola olmaydi. Har kimda nimadir kamchilik bo'ladi. Rasululloh uni qildilar, bu kishi buni qilmas ekan deb aytadigan bo'lsangiz, Rasul akram alayhisolatu vasallamga aynan teng keladigan odam topilmaydi. Lekin u kishiga aksar jihati o'xshayaptimi? O'sha jihatni olavering. Qaysidir jihatida u kishida yetishmayotgan joyi bo'lsa, uni siz ko'rmaganga oling. To'yinki ustozingiz bu yaxshi odam emas ekan yoki komil emas ekan, noqis ekan deb yoki buni aybini ko'radigan bo'lsangiz, qolgan fazilatlardan mahrum bo'lib qolasiz. Shuning uchun ancha muncha jafosi bo'lsa ustozni, qattiqqo'lligi bo'lsa, mana buni siz qabul qiling. U bilan tarqib qo'ymangki, ustozni ustozdan oladigan manfaatdan mahrum bo'lib qolasiz, o'sha ustozdan. Siz boshqa o'shunaqa o'zingizdan go'zal axloqli odamni topasiz, misol uchun. Unda ham boshqa tomonida bir nuqson bo'ladi. Bu axloq bo'lmasa, narga axloqda. Yo'inki hamma tomoni chiroyli ko'rinsa sizga, ilmda o'sha sohasida kamolga yetmagan bo'ladi, narga shayx kabi. O'shuning uchun har bir kishidan manfaat ola olish kerak. Shuning uchun aytiladiki, talabi ilm asalariga o'xshaydi. Har guldan eng shirin joyini olib ketaveradi. Gullar tikoni bo'ladi, tikoniga qo'nmay qo'yaveradi. Changi bo'ladi, changini olmay qo'yaveradi. Gulning eng toza joyi, eng foydali, o'zi uchun kerakli bo'yoq joyini oladi, ketadi. Shunday qilib ko'pgina gullardan yiqqanda ana uni asali keyin eng o'tkir, eng yetuk, eng shifobaxsh asal bo'ladi. Xuddi shuningdek talabi ilm ham. Bitta zo'r ustozingiz bo'ladi, o'sha ustozga o'xshatmayapman deb ikkinchi ustozni tark qiladigan bo'lsangiz, u ikkinchi ustozda sizni qoyil qoldirgan, sizni mahliyo qilgan, qalbingizga o'rnagan ustozda yo'q bir fazilat bo'ladi. O'shandan mahrum bo'lib qolasiz. Rasul akram alayhisolatu vasallamning kamolatlari ummatga sochilgan bo'ladi. Siz ularni terib olishingiz kerak. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallamga yaqinlashasiz. Agar bir kishi ikki kishi bilan shakllanib, kifoyalanib boshqasiga o'tmaydigan bo'lsangiz, kamolatlarning ko'plaridan mahrum bo'lib qolasiz. Ilmiy kamolat bo'lsin, axloqiy kamolat bo'lsin, shaxsiyatdagi kamolat bo'lsin. ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلا تأويلات صحيحة أيضا لك شيخنا وشنا خبر براز جفاكش جفاكر في لبوسة يعني براز شو ناقله سوزلر بوسة شيخنين سوزلرنا حتى حركات لك ظاهر ده فاسد noto'g'ri buzuq bo'lib ko'rinayotgan shayxning so'zlari va hatto harakatlarini to'g'ri va sahih ta'bir qilib tushunsin, ya'ni yo'ysin, to'g'rilikka yo'ysin, yaxshilikka yo'ysin. Bundan ana shunday shayxning, ustozning zohirida noto'g'ri bo'lib ko'ringan ish harakatlari va so'zlarini to'g'rilikka, yaxshilikka yo'yishdan tavfiqdan mahrum bo'lgan yoki tavfiqi oz kishigina ojiz qoladi. Ta'bir qila olmayapsizmi? Ko'ngiz ko'tara olmayaptimi? Demak, siz tavfiqdan, Alloh muvaffaqiyatdan ayirgan kishisiz. Muvaffaqiyatsiz kishilargina ta'bir qila olmaydi. Muvaffaqiyatli kishilar ta'bir qila oladi. Siz o'zingizni men haqida aytayapman, men prinsipliman, men o'zimni nima bor deb o'ylayapsiz, haliga tutumim bor deb o'ylayapsiz. O'sha mahrum bo'lganingiz belgisi. Siz ustoz, chunki bu sizni ustozligi boshqa fazilat va kamolatlarni olishdan mahrum qilib qo'yadi sizni. O'z-o'zidan siz noqis qolasiz. O'zingizni o'zingiz yaxshi ko'rib, o'zingizni noqis holatingizda qotib qolasiz. Bu betavfiqlikning, Allohning tavfiqidan, muvaffaqiyatidan ayrilganlikning belgisidir. Aytadilarki, "Va in jafa'u ash-shayxu ibtada'ahu bil-i'tizari ila-sh-shayx va azhara anna adh-dhanba lahu." Agar ustoz bir jafo ko'rsatsa unga, ya'ni unga bir g'alizlik, dag'allik ko'rsatsa, qattiqroq bir tegib qo'yadigan bo'lsa, ustozga ustozdan oldin u uzr so'rashni boshlasin. Va gunoh o'zida deb
ko'rsatsin. Ayb menda taqsir, uzr kechiring deyishga o'tsin. Itob unga uni zimmasiga tushishini e'tirof etsin. Mana shu fazalika anfa'u lahu fid dunya wal akhirah. U talib uchun dunyo va oxiratda mana shu ish manfaatliroq. Wa atqa liqalbi shayx. Wa anqa liqalbi shayx. Mana shu narsa qalbni shayxning qalbini ham tozalab qolishiga sabab bo'ladi. Talibga shu narsa, ya'ni ustozi masalan bir jerkib yubordi. Ustozi masalan qattiq tanbeh berdi. Shu paytda men haqman ustoz, nima deyapsiz? Shunaqa ham bo'ladimi? Deyishga o'tmasin yoki ichida xafa bo'lib teskari bo'lmasin. Balki ustoz haqiqatda ayb menda bo'ldi deb aybni o'ziga olsin. Ustoz mendan uzr so'rash emas, u ustozga oldin uzr so'rasin. Shunday qilishligi dunyo va oxiratda o'zi uchun yaxshi va shayxning qalbi tozaroq qolishi uchun ham shu yaxshi. Ya'ni shayx senga nisbatan xafa bo'lmasdan talimga nisbatan ko'yni tiniq va sof qoladi. Toyinki muhabbat qoladi. Muhabbat qolsa, modam ustoz talibni yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, undan ilm yuqadi. O'sha odamga ilm yuqadi. Dunyo va oxiratda unga yaxshiroq degani nima uchun? Dunyoda o'sha odamning ilmidan manfaat oladi. Oxiratda ajr oladi. Uzr so'ragani uchun. Agarchi ustoz nohaq bo'lgan taqdirda, o'zi haq bo'lgan taqdirda uzr so'rab qo'yaversa, bu shogirdni dunyosi uchun ham yaxshi. Ustozning nazarini topadi. O'sha ilmdan manfaat oladi. Va kelajakda uning ham shogirdlari shunaqangi odobda bo'ladi unga nisbatan. Oxirati uchun hamki azor bermagan bo'ladi. Azordan qutulgan bo'ladi birovga azor berishdan. Balki azor yeganiga sabr qilganiga ajr oladi. Shuning uchun dunyo va oxirati uchun yaxshidir deydilar. Shayx ham menga o'xshagan odam, men ham shu bilan tengman degan kishi bu betavfiqdir. U odam Alloh mahrum qilgan kishidir. Ulamolar aytadilarki, shuning uchun ballam yasbir ala zulli ta'lim baqiya umruhu fi amayati al-jahala. Kim ta'lim olishdagi xorlikni xorlikka sabr qilmasa, butun umr jaholat ko'rligida qoladi. Odatda ko'r inson o'zida xorlik tuyadi. Chunki boshqaga muhtoj bo'ladi, qoqiladi, suriladi, qiynaladi, aziyat yeydi. Yonida birov bir ermaylasa ham sezmaydi. Yonidagilar bir-biriga imo qilsa, sezib qolsa, ko'ynidan jiydi nima imo qilishyaptikin deb. Xullas ko'chaga chiqsa, birov yetalab yurish kerak. Ko'p narsani ajrata olmaydi, qiynaladi. Ya'ni o'zida doim kamtiklik his qiladi. Endi bu ko'zning ko'rligi. Johil odam ham xuddi shunday bo'ladi, qalb ko'rligi bo'ladi u. Endi o'sha qalb ko'rligida, ya'ni ilmsizlikdan hosil bo'ladigan xorlik ko'zning ko'rmay qolishidagi xorlikdan ko'ra ancha yomon bo'ladi. Endi o'sha xorlikda qoladi bir umr. Agar kimiki ta'lim olishdagi xorlikka sabr qilmasa, chidamasa. Ta'lim olishdagi xorlikdan murod endi u ustoz shogird ustiga chiqib tepalaydi degani emas. Oddiy misol tanbeh yeyish kishiga xorlik bildiradi. To'g'ri o'tir desa, shu ham insonga aziyat bo'ladi. Yo'inki siz o'zingiz masalan qaydadir kimlargadir ustoz bo'lib yurgan odam, bir ustozni oldiga borsangiz, uni darsida poygayda o'tirasiz, yerda o'tirasiz. Siz odatda kursiga o'tirib o'rganib qo'ygan odam bo'lasiz. O'sha paytda o'sha xorlikka sabr qilmasangiz, siz bir umr johillik ko'rligida o'tasiz. Bir umr johillik jaholat ko'rligida, xorligida o'tmaslik uchun oz muddat bo'lsa ham kishi xorlikka sabr qilish kerak. Bu degani ustoz shogirdni doim xorlaydi degani emas, o'zi ta'lim olishni o'zida kishi o'zini past olishi bor, xorlik bor. Shuning uchun mana hozir ingliz tili butun yer yuzi bo'ylab eng keng tarqalgan til va buni ta'limini o'rgatishni osonlashtirish uchun o'nlab balki yuzlab programmalar ishlangan va bunga juda katta kuch sarflangan, katta pul sarflangan odamlarga ingliz tilini o'rgatish uchun va ommalashtirish uchun 2050 yilga borib yer yuzining yarim aholisi ingliz tilini tushunadigan bo'lish kerak degan rejalari ham bor. Bu narsa o'sha siyosiy jihatdan ko'tarilgan narsa.
o'sha ya'ni kishilarni fikrlarini bir jihatdan boshqarish uchun shu bilan birga til o'rganuvchi kishi yangi tilni o'rganayotgan paytida o'sha til ahliga nisbatan o'zini ilmsiz his qiladi, albatta ojiz his qiladi, quyi his qiladi. Muhim joyi shu ular uchun. Siz begona tilni o'rganyapsizmi, o'zingizdan o'zingizni noqis his qilasiz. U tilni bemalol saylayotgan, o'sha tilda bemalol gapirayotgan odamni oldida o'zingizni quyi his qilasiz, ojiz his qilasiz. Mana shu tuyg'uni singdirib berish uchun, mana shu tuyg'uni berish, shu narsani singdirish uchun bu narsa ommalashtirilgan sabablardan bittasi shu. Demak, mana shu oddiy tilda ham ko'rinyaptimi? Boshqa narsada ham o'tish shu, boshqa ilmda ham, boshqa bilimda ham o'zingiz bilmagan narsada siz o'zingizni quyi his qilasiz, undan bilganlardan o'zingizni past his qilasiz. Demak, agar kishi qaysidir ilmlarga ega bo'lmasa, u hammani oldida ana shunday past holatda, quyi holatda qolishga mahkum bo'lib qoladi o'zini tuyg'usida. Ana shunday quyi tabaq, quyi holatda, tubanlikda yoki shunday xo'rlikda qolmaslik uchun bir umr, oz muddat bo'lsa ham ta'limdagi qiyinchiliklarga, xo'rliklarga sabr qilishi kerak bo'ladi deydilar. Bu o'sha ulamolarning masallaridan. Va man sabara alayhi ala amruhu ila izzi al-akhirati wad-dunya. Endi kimiki o'sha xo'rlikka ozgina muddat sabr qilib beradigan bo'lsa, dunyo va oxiratning azizligiga erishadi oxiri. Va minhu al-atharu al-mashhuru an ibn Abbas radhiyallahu anhuma zulliltu taliban fa'uzziztu matluba. Mana shu jumladandir İbn Abbas radhiyallahu anhumadan rivoyat qilingan asarki, u kishi talib sifatida xo'rlandim, matlub bo'lib azizlandim keyin. Ya'ni talabi ilmda xo'rlik topdim, keyin olim bo'lib odamlar mendan talab qiladigan holatga yetganda azizlik ko'rdim. Waqad ahsana man qol man lam yaduq ta'm al-madallati sa'atan qata'a az-zamana bi asrihi madlula. Kimiki agar bir muddat xorlik ta'mini totmas ekan, bir umr xor bo'lib yashab o'tadi deydilar. Ya'ni talib ilm sifatida bir muddat o'zini o'sha xorlikka ko'ndirmasa, bir umr keyin xor bo'lib yashaydi deydilar. Alloh subhanahu va taolo bizga bu ilmlarda manfaat bersin. Demak, talib ilmning ustozni oldidagi odoblaridan zikr qilgan bo'ldik, Imom Navoiyning kitoblaridan. Bu har birimiz rioya qilishimiz kerak bo'lgan, amal qilishimiz kerak bo'lgan va o'rgatishimiz kerak bo'lgan odoblardir. Bu odoblar siz bilan bizni komil inson bo'lib, go'zal inson bo'lib, yetuk inson bo'lib, odamiyligi yetuk, iymoni yetuk, komil mu'min bo'lib, haqiqiy musulmon bo'lib shakllanishimiz va shakllantirishimizga asos bo'ladi inshaalloh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.